Benim alakası hayır, yok. Sen... Götüremezsin beni. Hayır. Ama istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çocuğa söz verdim beraber geleceğiz diye. Bana ne? Bana ne? Ayıp mecbur değil mi Hadise? Değilim. Hadise bir şey söyleyeceğim. Bu sene o seneyi senin söylemen olman gerekiyor. Sen şu senin an var söylemiş ya. Olman şu gerekmiyor surat mu? Şu an var o kadar yorgun gözüküyor ki. Ben çok uykusuzum ben ya. O kadar uykusuzum. Gökhan niye uykusuzsun? Çünkü geç yatıyorum. Ayşe uyanınca saat 8:30-9 gibi ben de beraber kalkıyorum. Ya ne oldu? Acun ben seni dün aradım. Niye açmadın telefonunu? Ben seni aradım. Sonra... Kaçta aradın? Hayır Gökhan, ben sana bir soru sorabilirim gerçekten. Sen beni aradın ve ben açamadım, doğru. Peki ne ben seni aradım da sen niye açmadın? Ben Ayşe ile uğraşıyordum. Sen ne yapıyordun? Ben de. Bir şey. Ay kaçta aradığını bilmiyorum ki, onu bulmam lazım. Ben sana şunu söyleyeyim. Ne demeyi aradığımı biliyor musun? Söyle. Benim bir tane canım 3 yaşında sahibi vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. O bir tane kurt köpeğim vardı, Alman kurt köpeği. O bahçeden Ayşe yuvaya giderken hep peşinden kaçıyordu. Kaçmış, işte 9-10 gün oluyor. Çengelköy taraflarında Kirazlıtepe'ye doğru olan yerde kaçmış. Bulayım değil mi ben aradım? Efendim? Hayır, seni aradım ki. Niye aradım seni ben onunla alakalı? Gökhan, sana bir ipucu daha vereyim. Dün aramamışsın, dün aramamışsın. Evvelsin aramışsın zaten. Ha öyle miymiş? Alman kurdu vardı bir tane, şimdi 6 yaşında. Bana geldiğinde 3 yaşındaydı. Yani barınaktan aldım ben onu. Evden kaçtı. Kaçtı? Ayşe'nin peşinden çıkmış, biri de almış götürmüş herhalde. Neredesin takılıyor değil mi? Neredesin, buradayım. O galiba onun arkasında... Ne oldu? Bu, öyle buradayım, bir şey var mı? Buradayım derken? Buradayım. Orada şey yazıyor çünkü, adres. Numara, adres. Ha tamam. İşte inşallah birisi emin ellerde getirir i̇nşallah yani. İnşallah Gök Hanım, evet. Ya ha, çok acayip üzüldük biz de. Tamam. Çünkü Ayşe'nin peşinden çıkıyor o. Peki.